İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yeniden Gündem programıyla sizlerle birlikteyiz. Gündem programının bu haftaki konuğu Sayın MHP Ordu Milletvekilimiz Cemal Enginyurt bizlerle birlikte olacak. Günü, haftayı, ayı birlikte değerlendirmiş olacağız. Cemal Enginyurt deyince aklımıza konuşan, isteyen, istediğini alan bir milletvekili, bizim için çalışan, bizim için Ankara'da her şeyimiz olan bir milletvekili. Sayın Vekilim, öncelikle programımıza hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Bu güzel mekan hayırlı olsun. İnşallah Ünye'nin sesiydiniz. Böylece daha güçlü sesi olacaksınız. İnşallah Ünyeli'nin hakkını, hukukunu her anlamda, sosyal, kültürel, siyasi anlamda konuşan bir ses olacaksınız. Sizi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz bizler de. Sayın Vekilim, yakın tarihten başlayalım. Geçtiğimiz günlerde İlköz'e çıktınız. İlköz'de bir problem var. Bu problemi ne yazık ki hükümet görmek istemiyor. Fakat hükümet demeyelim de Büyükşehir Belediyesi. Görmek istiyor. Hükümet şu yüzden dedim. Milletvekillerimiz de var. Yani iktidar milletvekillerimiz var. Maalesef iktidar milletvekillerimiz sadece bu konuda değil, diğer konularda da mecliste pek göremediğimiz bir milletvekilimiz. Biz soruyoruz, biz bu milletvekillerini niye seçtik, niye sesleri çıkmıyor diye. Onlar ancak şu zaman sesi çıkıyor. İşkur'dan 50 tane kişi alınacakmış, hemen medyalara bir ajanstan şey geçiyorlar, 50 kişi işe alıyoruz diye. Çok büyük bir iş yapmışlar gibi, ben de bunları yazıyorum, bana sitem ediyorlar. 50 kişi almayın, 20 kişi alın ama daimi işçi olsun diyoruz. Yani evet. 5-6 aylık bir iş yapıp da böbürlenmeyin istiyoruz. Neyse. Biz yine konumuza dönelim. Burada yapılan iş daha önceki yönetimlerde katı atık depolama tesisi diye burası yapıldı, gerçekleştirildi. Daha sonra bir iki kamyon diyelim bir ay burası katı atık olarak işlemeye başladı. Ama daha sonra maalesef ayrıştırma tesisleri çalıştırılmadı ve burası vahşi depolama alanı oldu. İlköz halkı da tabii ki buna karşı çıktı. Sesini duyurmaya çalıştı. Hatta biz oraya gittiğimizde röportajlar yapıldığında dediler ki bizim sorunumuzu çözse Cemal Enginyurt çözer. Cemal Enginyurt'u buraya istiyoruz dediler. Biz mikrofon tuttuklarımızda ve siz de bu sesi duydunuz. Oraya gittiniz. Oradaki durumu gördünüz. İlk olarak konumuz olarak çünkü bizi de ilgilendiriyor çöp meselesi. Ünlü'yü de ilgilendiriyor. Sadece İlköz'e ilgilendiren bir konu değil. Bu konu hakkında düşüncelerinizi almak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çöp meselesi 19 ilçe 960 mahallesiyle bütün orduyu ilgilendiriyor. Çünkü şu an İlköz'deki vahşi depolama tesisi ordunun bütün yükünü çeken bir tesise dönüştü. Ünye kapatıldı. Evet. Fatsa kapatıldı. Perşembe kapatıldı. Altınordu kapatıldı. Ve hatta sükseli laflar edildi. 35 yıldır çözülmeyen çöp sorununu çözdük denildi. Dolayısıyla İlköz'deki çöp meselesi de sadece İlköz'linin derdi değildir. Bütün ordunun ortak derdidir. İlköz'e yapılan tesis sizin de ifade ettiğiniz gibi katı çöp tesisi olarak ve elektrik üretmek üzere yapılan bir tesisti. Burayı yaparlarken böyle söz verdiler. O dönem yapanlar bunun bu şekilde olacağını ifade ettiler. Lakin süreç içerisinde az önce de ifade ettiğim gibi önce Altınordu'daki çöp deposu kapatıldı. Çöp alanı kapatıldı. Sonra Ünye kapatıldı. Fatsa kapatıldı. Perşembe kapatıldı. Ve İlköz maalesef şu anda vahşi depolamaya dönüştü. Bir ay evvel İkizce'de sizin de olduğunuz bir engellilere araç tanıtım töreninde MHP Belediye Başkanımızın töreninde kürsüden Büyükşehir Belediye Başkanımıza seslendim ve dedim ki bu meseleyi çözün. İlköz'liler bunu hak etmiyor. Süreç çözülmeme yönünde tecelli edince İlköz'deki insanlar da tepki ortaya koydular. Önce Büyükşehir Belediye Başkanımızın bir yanlış bilgisini düzeltmekle başlayayım. Nedir o yanlış bilgi? Efendim İlköz'de sadece
20-30 kişi bu çöpe karşı. Sadece Göksu'da yaşayanlar, yani çöp depolama alanının içerisinde olanlar çöpe karşı. Yoksa ilk üvezlerin tamamını ilgilendiren bir durum değil. Bu kesinlikle böyle değil. Bunun böyle olmadığını pazar gün sizlerle birlikte hep beraber gördük. Ben bir gün önceden pazar gün saat 2'de ilk üvezde olacağım diye arkadaşlar duyuru yaptıklarında ilk üvezde 15 santim karda, eksi derece soğukta 5000'in üzerinde insan o meydandaysa ve bunun yaklaşık 2000'i de hanımefendilerden oluşmuşsa demek ki çöp sadece Göksu'daki 20-30 kişinin meselesi değil, bütün ülkümüzün meselesi. Ve orada dereleri gezdim Göksu'daki. O sararmış dere yataklarını görünce üzüldüm. Alabalıkların artık yaşamadığını, alabalık bulunmadığını duyunca üzüldüm. O çöp kokularının insanları nasıl rahatsız ettiğini dinleyince üzüldük. Çay başından ilk üveze kadar o kamyonlar giderken o pis suları Çaybaşı ve ilk üvez yollarına döküp orada sıtma da dahil her türlü hastalığa yol açabilecek bir hadiseyi duyduğumuzda, gördüğümüzde üzüldük. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilk üvezde edindiğimiz izlenimleri pazartesi gün 1,5 saat görüşerek ifade ettim. İlk üvezdinin meselesinin asla ve katta devlete asi gelmek olmadığını, çünkü yöre insanının özelliği, siz de yakinen, Yunus kardeşim de yakinen biliyorsunuz ki %85 Sayın Cumhurbaşkanı'na oy vermiş bir belde. Evet. Bakın tekrar söylüyorum, %85 son seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanı'na oy vermiş bir belde. Milliyetçi, muhafazakar, sağduyulu ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne de 18 yıl boyunca hiç mahcup etmemiş bir belde. Bazen %90'lara çıkan oy oranı var. Evet. Beldede. Dolayısıyla bu insanlar görmemezlikten gelinmemeli. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza bunu ifade ettim. Buradaki sorunun acilen çözülmesi gerektiğini birinci derecede. Esas aslında çöpün buradan kaldırılması gerekiyor. Bunu net bir şekilde ifade edeyim. Çöp orada bütün doğal kaynaklara, yoğunluktan Pelitli Yatağı hatta İkizce'ye kadar, Göksu üzerinden Çaybaşı'na kadar çok menfi etki yaratacak bir pislik saçıyor. Bunun acilen düzeltilmesi gerekiyor. O pis kokunun giderilmesi gerekiyor. Çöp alanını gezdiğimizde gördük ki sakarattan işkembe artıklarına, yemek artıklarından et artıklarına, her türlü pisliğin bulunduğu bir çöphaneye dönüşmüş orası. Vahşi depolamadan kastımız da bu. Dolayısıyla artık yöreye zarar verir hale gelmiş. Ne yapılabilir? Üstü kapatılabilir. Ne yapılabilir? Arıtma Avrupa standartlarında hemen acilen yapılabilir. Ne yapılabilir? Ki Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız söyledi, bir ilaç getirtmişler. Orada mikropları yakan ve kokuyu önleyen bir ilaç siparişi vermişler ve bugünlerde dökeceklerini ifade ettiler. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız konuya sıcak yaklaşıyor. Hassasiyetle yaklaşıyor. Dolayısıyla ilk üvez Çaybaşı halkının problemini çözmek için samimi bir gayret içerisinde olduğunu ifade etti. Ama bunun gösterilmesi gerekiyor. Evet. Bunun için de ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan pazartesi gün şunu rica ettim. Dedim ki Çaybaşı Belediye Başkanımız, yöre muhtarları, kanaat önderleriyle birlikte bir toplantı yapalım. Sizin başkanlığınızda dedim. Yaptıklarınızı, yapmak istediklerinizi birinci ağızdan yöre insanına anlatırsanız, yöre insanının tatmin olma noktasında büyük bir mesafe kat ederiz dedim. Eğer uygun görürseniz ben de bu toplantıda olmaktan büyük bir memnuniyet duyarım dedim. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bunu kabul ettiler. İnşallah en kısa zamanda ben Çaybaşı Belediye Başkanı da dahil olmak üzere muhtarlarımızın katıldığı, ilk üvezdeki kanaat önderlerinin katıldığı, bu sorunu yerinde yaşayan insanların katıldığı
bir çözüm için toplantının şart olduğunu düşünüyorum. Ben AK Partili siyasetçilere de şunu tavsiye ediyorum. Çekinmesinler. Oraya gitsinler. Aynen. Orada mücadele veren AK Partili belediye meclis üyesi arkadaşlarımız da var. Bunlar AK Parti karşıtı değil ki. Hanımefendi orada bağırıyor. 18 yıldır AK Parti'ye verdim oyumu diyor. Belediye başkanımı görmek istiyorum diyor. Milletvekilimi görmek istiyorum diyor. AK Partili arkadaşlar meydanı kimseye bırakmamalılar. CHP'li Mustafa Adıgüzel'in yapacağı tek iş var. Gelir nutuk atar. Yakarım yıkarım der. Çeker gider. Onun birleştirmek, bütünleştirmek diye bir derdi olmaz. Onun yapmak gibi bir derdi olmaz. CHP'li Mustafa Adıgüzel'in tek derdi vardır. AK Parti'ye, Sayın Cumhurbaşkanı'na, Büyükşehir Belediye Başkanı'na ne kadar zarar verebilirim? Buradan nasıl oy devşirebilirim? Halkı nasıl kışkırtabilirim? Nasıl tahrik edebilirim? AK Parti düşmanlığı yaratabilir miyim diye düşüncesi olur. İyi Partili Yavuz Ağaroğlu da bundan farklı bir şey yapmaz. Bunu çözecek olan AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler, AK Parti yönetimidir. Dolayısıyla AK Partili milletvekili arkadaşlarımız da yöreyi acilen ziyaret etmeli. Halkla bütünleşmeliler, halkla konuşmalılar, onları dinlemeliler. Zaten siyasetçi olarak Hamza kardeş görevimiz bu değil mi? Evet. Az önce güzel bir şey söyledin. Niye seçti bu millet bizi? Sesimiz olsun, hakkımızı, hukukumuzu korusun, kollasın, savunsun diye seçtiler değil mi? Ben dolayısıyla bu hafta sonuna kadar bu toplantının gerçekleşeceğini umut ediyorum. Bekliyorum. Eğer bu toplantı gerçekleşmezse Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bunu çözmek gibi bir niyetinin olmadığı kanaatine varacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın toplantısıyla bunu ülkenin gündemine taşıyacağım. Çevre Bakanımızı ziyaret ederek Çevre Bakanımıza konuyu aktaracağım. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu konuyu muhakkak ileteceğim. İletmek zorundayız. Çünkü İl küvezde yaşayan çocukların geleceği kararmamak zorunda. Çocuklar sağlık endişesi yaşamamak zorunda. Onlar da doğada koşmak, güzel hava, sağlıklı bir ortamda yaşamak onların da en temel hakkı. Şu an çöp bu hakkı gasp ediyor. Dolayısıyla biz o gün orada halkımıza bunu söyledik. Allah razı olsun İl küvezde 5000'in üzerinde insan bizi karşıladı. Bakın tekrar söylüyorum bu 20-30 kişinin sorunu olsaydı 15 santim karda, eksi soğukta 5000 insan oraya gelmezdi. Dolayısıyla AK Partili arkadaşlarımızdan Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olarak, paydaşı olarak, hükümetin ortağı olarak demiyorum. Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olarak, paydaşı olarak ilk üvezi sahipsiz bırakmamalarını, ilk üveze sahip çıkmaları gerektiğini ifade ediyorum. İlk üvez çöpü hak etmiyor. İlk üvez hakikaten güzel insanların, vatansever insanların, dinine, diyanetine bağlı insanların olduğu güzel bir belde, bu beldeyi mahvetmemek gerekir. Kaldı ki şu da var Sayın Vekilim, oradaki hani 5000 kişi diyorsunuz ya, o gün siz vardınız 5000 kişiydi. Onun haricinde 50 kişi, 100 kişi, 200 kişi günlerce nöbet tutuyor. Tabii. Ve bu nöbet sürecinde asker doğal olarak görevini yapmak zorunda. Ne askere karşı bir hareket yapıyor, ne devlet memuruna karşı bir hareket yapıyor. Ne de yayın organları oraya gittiği zaman da olur olmaz laflarla eleştiri de yapmıyor. Niye? Sadece şunu söylüyor. Bizi bu dertten kurtarın. Niye? Çünkü baştan söyledim. İlk üvez vatansever, milliyetperver, dinine, diyanetine bağlı, devletine sadık insanların oluştuğu bir belde. Ordunun tamamı böyle aslında. Biz hep deriz ya ordudan vatan haini çıkmaz diye. Karadeniz'den de vatan haini çıkmaz. Evet. Yapı olarak Allah'a şükür çok güzel askeri, bir yerdeyiz Allah'a şükür. Askerini seven, bayrağını seven, devletini seven güzel insanlar. Askere onlar çay veriyorlar orada, onu gördüm. Askere erzaklarını paylaşıyorlar, onu gördüm. Böyle insanların askere asi gelmesi mümkün mü? Kesinlikle değil. Gelmemeleri de gerekiyor zaten. Dolayısıyla ben yetkililere buradan sizin aracını da bir kere daha çağrıda bulunuyorum. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler Bey'e çağrıda bulunuyorum. Bu sorunu çözelim, tartışalım, konuşmaktan çekinmeyelim, bir araya gelmekten çekinmeyelim. İlk üvezli bunu hak ediyor. Yani hayvan barınağında köpeklerin üstü açık kaldığında köpekleri ziyarete gidip de eğer ilk üvezli 5000 insanı ziyarete gitmezsek oradaki insanlar çok üzülürler. Bizim hiç mi değerimiz yok derler.
18 yıl boyunca AK Parti'ye oy vermiş, peşinde koşmuş, reise cumhurla yağan yağmurda birlikte yürümüş, beraber ıslanmış bu insanları görmemezlikten gelmemeliyiz. İnşallah Hilmi Güler de gelmeyecektir. Evet, birkaç yorumlar var. Burada sadece çöp yok demiş, bir de arıcılarımızın yazılan cezaları ile bir şeyler söyler misiniz demiş Bahri Yarımbıyık. Ekre AK Parti vekillerinin alacağı bir şey kalmadı ki oyları aldık, koltuk 5 sene rahatlar diyor. 5 sene de çabuk geçer diyor Ercan Karakoç. Yılmaz Sezgin, sayın vekilim Allah sana sağlık sıhhat versin, ellerinden öperim demiş. Yani cümlesine Allah razı olsun. Yani, peki sayın vekilim, ben şimdi orada 5 sene dedik de bunu sormadan geçemeyeceğim. Kıyısından köşesinden biz de siyasetin bir yerlerinde bulunduk. Halkın gözünde her zaman şu var. Bir vekil, bir başkan seçilmeden önce kapı kapı gezer. Seçildikten sonra 5 sene bizi görmez. Bu sizde yok. Yani şimdi daha buraya, doğrusu buraya gelirken gecikme. İnsanlar size bakış açısında yok böyle bir şey. Şimdi buraya gelirken gecikme gecikmeli sebebi. Gecikmeli geldiniz. Niye gecikmeli geldim? Pazar yerinden fotoğraf çektirmekten, insanlarla sohbet etmekten, sorularına cevap vermekten dolayı geciktim. Ha, bu insanlar sizden bir şey istemiyor, bir menfaat tabii, istemiyor. Tabii, sadece sizin güler yüzünüzü görüyor. Yetiyor. Hani bir esnafa gidip de nasılsın, iyi misin demek tabii. Galiba çok zor bir şey değil. Çok zor bir şey değil. Burada şu var Yunus'cum. Eğer siz milletin oyuyla seçilmişseniz millete hizmet edersiniz. Ama siz liderin emriyle seçilmişseniz, lider sayesinde seçilmişseniz siz milletle işiniz olmaz. Ben hep şunu söylüyorum. Ben Hamza kardeşim de o süreci yakından takip etti. Sen de takip ettin. Ben Ordu'da 82 bin oy alarak seçildim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 1 Kasım seçimlerinde Ordu'daki oy 38 bindi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinden bir de İyi Parti diye bir parti çıktı. O parti de 40 bin oy aldı 24 Haziran'da. Bu oyların bir kısmının da MHP'den gittiğini düşünürseniz demek ki MHP'nin oyunda azalma olması gerekiyor değil mi? Ama ben baktığınızda 82 bin oy aldım. Bu oyu da bana kim verdi derseniz 2 oyun birini, 3 oyun birini Cemal Engürt'e verelim. Türkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'ya da Cemal Engürt lazım diyen lazım. AK Partililer verdi bana. Dolayısıyla biz bu insanlara haklarını ödemek zorunda hissediyoruz kendimizi bu durumda. Ben 17 aydır hiç tatil yapmadım seçildiğim günden bu tarafa. Her gün Ordu'da bir ilçede, bir beldede, bir mahallede sürekli Ordu'nun derdiyle dertleniyoruz. Sizin de yakından izlediğiniz gibi Ordu organize sanayi, Fatsa organize sanayi, Ünye organize sanayi. Yok. Sürekli gündemde tutuyorum. Evet. Sürekli buraların parası verilmeli diyorum. Evet. Ünye Kültür Merkezi. İhalesi bitmiş Yunus'cum. Hamza kardeşim de biliyor. Şimdi... Her şey tamamlanmış. Fatsa'nın kültür merkezi var. Altınordu'nun kültür merkezi var. Ama Ordu'nun en büyük ilçesi Ünye'nin bir kültür merkezi yok. Ama her şey tamam. Un tamam. Şeker tamam. Değil mi? Helva tamam. Ustası yok. Usta yok. Şimdi bu durumda bu hakkı koruyan kim olmalı? Milletvekili olmalı. Ben hep şunu diyorum. Ordu Altınordu'dan ibaret değildir diyorum her yerdeki konuşmamda. Dolayısıyla bazen de siz de yakından izliyorsunuz. Bazı siyasetçilere kızıyorum. Sanki o siyasetçilerle şahsi meselem varmış gibi algılanıyor. Ben diyorum ki mesela abi olduğunu söyleyen siyasetçilere, benim abim değil ama abi olduğunu söyleyen siyasetçiler için diyorum ki arkadaş abiysen Ünye Organize Sanayi'ne 30 milyon çıkarttır. Evet. Kültür Merkezi'ne 5 milyon çıkarttır, başlattır. Ünye Akkuş yolunu Ulaştırma Bakanı bütçesinde konuştum, söz verdiler. Genişletme çalışmalarını başlatacaklar. Biz konuşana kadar sen konuş. Ünye Akkuş yolunu yaptır. Ünye Devlet Hastanesi'nde son bir yıl içerisinde 40'a yakın uzman doktor hastaneyi terk etmiş. Terk etmiş. Niye terk etmiş? Araştır. Uzman doktorun halasını getirtir. Getirdi. Çaybaşı'nda bir butik devlet hastanesi kurdur. Akkuş'u harekete geçir. İkizce'ye sahip çık. Abilik böyle olur. Şimdi biz bunları söylüyoruz. Eleştiriyoruz. Birileri diyor ki ya şahsi işi mi var? Ne şahsi işim olur? Tanımam, bilmem. Arazi davam yok, kan davam yok. Ben bu şehri seviyorum. Ben bu şehrin delisiyim. Bu şehrin sevdalısıyım. Ben diyorum ki Ordu sahipsiz kalmamalı. Fatsa, Ünye sahipsiz kalmamalı. Mesela şimdi
Her ikiniz de gazetecisiniz. Bu şehirde yaşıyorsunuz Ünye'de. Ordu Üniversitesi diye bir üniversite var. Ünye'de Ordu Üniversitesi'nin neyi var? İktisat. Olmaz. İktisat Fakültesi Ordu Üniversitesi'nin değil. Ordu Üniversitesi kurulmadan önce İktisat Fakültesi vardı Ünye'de. Evet. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden ayrılmış. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden ayrılmıştı. Bir dönem Samsun'a bağlandı. Mayıs'a bağlandı. Yani bu ne demek? Ünye'deki İktisadi İdari Bilimleri Fakültesi'nin Ordu Üniversitesi ile hiçbir ilgisi yok. Şu evet. an oraya bağlı. Doğrudur. Oranın fakültesi. Doğrudur. Ama Ordu Üniversitesi kurmadı ki bunu buraya. Bu zaten o dönemdeki siyasetçilerin, Allah selamet versin, mekanı cennet olsun Refahettin Şahin'in, Allah selamet versin Şükrü Yürür'ün, o dönemde siyaset yapan insanların buradaki şehri sahiplenmesiyle kurulan bir iktisat fakültesi. Ne zaman kuruldu? 25 yıl önce. Değil mi? Pekala Ordu Üniversitesi'nin kurulduğu günden bu tarafa Ünye'de neyi var? Hiçbir şey yok. Fatsa'da neyi var? Fatsa'da da yok. Perşembe'de neyi var? Perşembe'de de yok. Var olanı da aldı Perşembe'de. O. Fen Edebiyat Fakültesi vardı biliyorsunuz. Evet. O zaman Ordu Altın Ordu'dan mı ibaret kalıyor bu sefer? Ordu diyoruz. Altın Ordu'dan ibaret olmamalı değişimizin sebebi de bu. Niye üniversiteyi yaymıyoruz? Ünye'yi tercih etmeyecek Türkiye'de öğrenci var mı Yunus kardeş? Biz de üniversite okuduk değil mi? Ben Eskişehir'i tercih edeceğime benim dönemimde Ordu Üniversitesi olsaydı ben fakir bir babanın, fakir bir annenin öğrencisi, oğluydum. Tek oğluydum. Beni gıt kanaat zor şartlarda okudular. Paranın yetmediği yerde de çalıştık. Hepiniz gibi, hepimiz gibi çalıştık. Şimdi gibi niye Ünye gibi bir yer tercih edilmez mi? Fatsa tercih edilmez mi? Edilir. O zaman Ordu Üniversitesi'ni niye yaymadık? Bizim abilerimiz, bizim değil de tabii birilerinin abileri ne işe yarıyor? Niye müdahale etmediler? Niye demediler ki bir dakika kardeşim ben Türkiye'nin en etkili, en yetkili adamlarından birisiyim. Ben de Ünye'liyim. Ünye'nin bir üniversitenin fakültesine ihtiyacı var. Denizcilik fakültesi olur. Veteriner fakültesi olur. Orman fakültesi olur ki biz Hamza kardeşim de sen de iyi hatırlayacaksın. Tıp fakültesi kampanyası başlatmıştık hatırlıyorsunuz değil mi? Evet, 2013-2014'te. Niye tıp fakültesi buraya olmasındı? 360 dönüm arazi vardı değil mi Hamza kardeşim? Evet. 360 dönüm üniversiteye hibe edilmiş Ünye'de arazi var. Ordu'ya niye tıp fakültesi kurulamıyor? Yeterli arazi yok. Üniversitenin gelişme şansı yok şu anda. Arkadaş orada gelişme şansın yoksa, o mekanda gelişemiyorsan, Fatsa ve Ünye gibi ve Perşembe gibi büyük bir nimet var sende. Hatta Gülyalı'yı da katalım değil mi? Kesinlikle. Büyük bir nimet var. Buralara fakülteleri dağıtsan da hem buraların sosyal, iktisadi kalkınmasına hizmet etsene. Kültürel anlamda kalkınmasına hizmet etsek ya. İşte siyasetçi bunu yapmalı. Biz fındıkla ilgili 2 yıldır mücadele veriyoruz değil mi? Bugün fındık 20 lira öyle değil mi? Evet. 20 lira. Millet bize dua ediyor. Benim de bir gram fındığım yok. Fındık işinden anlamam. Sadece yerken anlarım fındığı. Onun dışında fındığı bilmem. Ama biz bu millete söz verdik. Dedik ki sizin hakkınızı, hukukunuzu savunmak için o ceylan derisi koltuklarda oturmak ve maaş almak, yan gelip yatmak için gitmeyeceğiz dedik. Biz her zaman yanınızda olacağız. Her zaman sizinle olacağız dedik. Bakın biraz önce ticaret odasını ziyaret ettik. Şimdi sizinleyiz. Biraz sonra Ünye Trabzonlar Derneği'ni ziyaret edeceğiz. Oradan Akkuş derneklerini ziyaret edeceğiz. Her günümüz böyle dolu dolu insanımızın yanında geçiyor. Sokakta geçiyor. Halkın arasında geçiyor. Biz dolayısıyla halka hesap vereceksek halkın da yanında olmalıyız. Onun sorunlarını çözen olmalıyız diye siyaset yapıyoruz. Ama dedim ya eğer siz liderin listeye koyduğu adam olursanız veya işte CHP'li Mustafa Adıgüzel gibi marjinal bir milletvekili olursanız uğraşacağınız şey halkı tahrik etmek, AK Parti düşmanlığından, Recep Tayyip Erdoğan'ın gözünü karartıp düşmanlığından başka bir şey görmezsiniz. Şimdi CHP vekillerine bakıyorum, tek dertleri sadece bizim oradakiler değil, CHP'nin tamamı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı gözlerini öylesine kör etmiş ki, Engin Altay diye bir grup başkan vekilleri var, bir konuşmasında diyor ki, AK Parti dünyanın en doğru işini yapsa da doğru demem diyor. Şimdi bu zihniyetteki adamlar halkı temsil edebilir mi? Bak. Halkın sorunlarını gündeme getirebilir mi? Onların derdi o değil. Ama bizim bu millete sözümüz var. Biz az önce dediğiniz gibi kapı kapı dolaşarak bu milletten o istedik.
Bizi seçerseniz dedik, beni seçerseniz dedim, hakkınızı hukukunuzu savunurum. Aracı kardeşim yazmış, doğrudur. Arıcıların sorunlarıyla ilgili mecliste 4 defa konuşma yaptım. Meclis araştırma önergesi verdim. Ve hala arıcılarla ilgili çalışmalarımız Arıcılar Birliği Başkanımız Akın Çiftçi Bey ile beraber devam ediyor. Sorunlarını gündeme getiriyor. Geçen hafta 14 tane Ziraat Odası Başkanımız geldi. Ordunun tarımla ilgili sorunlarını bir rapor haline getirdiler Aslan Soydan Başkanlığında. Onu inşallah Ziraat Odaları Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar Bey ile de bir araya geleceğiz. Sorunun çözülmesi için Berat Albayrak başta olmak üzere hükümetin yetkilileriyle görüşme yapacağız. Mecliste gündeme getireceğiz. Ordu'da 2B meselesi. Sizin de burada arazi. İrküvez Çaybaşı'nın en önemli sorunlarından, Akkuş'un en önemli sorunlarından birisi. Orman vasfını yitirmiş arazilerin sahiplerine belli bir ücret karşısında satılması. Bu ücretin yüksek olmaması, milletin alabileceği şekilde olması için 2 aydır mücadele veriyoruz. Büyük mesafeler kat ettik. Fiyatı birçok yerde düşürttürdük. Eğer satın alma olmamışsa, yani o köyde bir satın alma olmamışsa, tekrar yeniden değer tespitine gittik. Bilirkişi gönderterek fiyatları düşürtüp bununla mücadele ediyoruz. Bunu biz yaparken tabii ki AK Parti vekillerinde bunu yapması gerekiyor. Mücadele etmesi gerekiyor. Ediyor mu? Hakikaten oradaki vekilleri o kadar da şey yapmamak lazım. Haksızlık olur. Gerek Şener Yedildiz Bey, gerek Metin Gündoğdu Bey, gerekse Ergün Taşçı kendi çaplarında onlar da mücadele ediyorlar. Ha, onların eksiği şu. Onlar benim gibi konuşamıyor. Çünkü onların partisinde konuşmak biraz zor. Onların partisinde konuşmak... Sizde serbest. O halde sıkıntı yok. Konuşmak biraz sıkıntı yaratıyor. Ama ya, samimi duygularla... Tabii samimi duygularla şehre hizmet etme gayretindeler. Ama şehre hizmet ederken de el bildiği şart. Hamza kardeşim. Basınıyla, sivil toplum örgütleriyle, muhtarlarıyla, ziraat odalarıyla, milletvekilleri olarak bu şehre hizmet etmek için el birliği yapmamız gerekiyor. Birlikteliğimizi sağlam tutmamız gerekiyor. Bizim de bu noktada bir kompleksimiz yok. Bizi nereye davet ederlerse seve seve gidiyoruz. Milletin derdi için çözüm üretmeye gayret gösteriyoruz. İnşallah bu noktada da güzel şeyler yapıyoruz ki Allah halkımızdan razı olsun. Bizi güzel karşılıyorlar. Güler yüzleriyle karşılıyorlar. Bizim zaten sorunları sorup da cevap beklememize gerek kalmadan Sayın Vekilim bütün sorunları üstten aşağı sıraladı. yani bu işe hakim olmanın bir tabii, göstergesidir. Sahada olmanın göstergesidir. Ben geçtiğimiz programlarda Hamza Bey'le kulağınızı çınlattım. Direkt şunu dedim. Yıllardan beri Ünye'de organize sanayi bir kanayan yara. Tabii. Bununla ilgili bizim vekillerimiz ne yaptılar? Geldiler seçim döneminde organize sanayi olması lazım dediler. Belediye başkanlarımız dedi, oda başkanlarımız dedi. Ha, belki güçleri yetmedi, belki yapmak istemediler ama siz ben şuna şahit oldum. Sağlık, siz çıktınız, mecliste çıktınız, dediniz ki Ünye organize sanayi, Fas'a organize sanayi, Altınordu organize sanayi. Bunları dile getirmeniz bile. Ben şunu söyledim, hatta köşe yazımda da belirttim. Espri yaptım, ne dedim? Altınordu'ya stat yaptınız, 120 milyon harcadınız dedim. Real Madrid, Barcelona maç mı oynayacak gelip orada dedim. Evet. Orspor 3. Lig'de dedim. Onu yapana kadar dedim, 3 organize sanayiye 120 milyon yatırmış olsaydınız dedim, bugün 20 bin kişi ekmek yiyor olacaktı. Evet, dinledim. Bu benim samimi düşüncem. Biz Real Madrid'e maç izlemeye giderdik. O pozisyona tabii, gelirdik, o güce gelirdik. Zenginlik olurdu çünkü. Ve sizin de şu bir sözünüz daha var. Bunu kendim için istemiyorum. Sizin için istiyorum. Zaten size oy veriyorlar. Yapın daha fazla oy alın. Yani bu bir menfaatle alakalı değil mi? Yani söyleminiz. İktidar partisi hizmet ettikçe millet ne diyecek? Allah razı olsun deyip iktidar partisine oy verecek. Hizmeti yapan o. Biz ne yapıyoruz sadece? Teşvik ediyoruz, eleştiri yapıyoruz. Bazen ben bu EYT'liler falan var, ceza indirimciler, onlara da aynı şeyi söylüyorum. Bize takılıyorlar sosyal medyada. Efendim söz verdiniz, niye yerine getirmediniz, sözlerinizi tutmadınız falan. Bir gün birine dedim ki ya biz ne söz verdik? İşte EYT'yi söz verdiniz, ceza indirimini söz verdiniz, yardımcı hizmetler sınıfını söz verdiniz. Doğru, biz bunları söz verdik. Nerede verdik? Seçim beyannamemizde. Her partinin olduğu gibi bizim seçim beyannamemiz vardı. Seçim beyannamemizde dedik ki ey yüce Türk milleti, 24 Haziran seçimlerinde bizi iktidar ederseniz biz şu 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 sorunları biliyoruz ve bu sorunları çözeceğiz dedik. Yüce Türk milleti 24 Haziran seçimlerinde 296 oy AK Parti 296 milletvekilini AK Parti'ye vererek AK Parti iktidar etti. Bize de 49 milletvekili verdi. Ama efendim diyorlar ya siz de iktidarın ortağısınız. Biz iktidarın ortağı değiliz.
Biz koalisyon ortağı değiliz. Biz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması için liderimiz Devlet Bahçeli'nin bu ülke birlik ve beraberlik içerisinde olması gerekir. Şu an dış güçler Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek isterken esasında Türkiye'yi bölmek ve parçalamak istiyorlar. Eğer Recep Tayyip Erdoğan düşerse Türkiye düşecek dedi. Onun için ülkücüler ve Türk milliyetçileri olarak pazara kadar değil mezara kadar anlayışıyla Cumhur İttifakı'nızı desteklemenizi istiyorum dedi. Biz de ülkücüler liderimizin sözünü emir telakki ettik ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması için kendimizden fazla çalıştık. Kendimden fazla ona oy istedim. Seçimleri hep birlikte yaşadık. Evet. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a Sayın Cumhurbaşkanı'na oy isterken AK Parti vekilleri kendine oy istiyordu. Beni seçin diyordu, beni gönderin diyordu. Ama ben bütün mitinglerimde önce 5 dakika, 10 dakika Sayın Cumhurbaşkanıma oy istedim, evet, değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın seçilmesini istedim. Hatta seçildikten sonra da seçilmiş olmasından dolayı bütün gezilerimde teşekkürü halka ederken Sayın Cumhurbaşkanımızı Ordu'da %65 oy oranıyla seçtiğiniz için hepinize teşekkür ederiz dedik. Dolayısıyla biz hükümetin, tekrar söylüyorum, koalisyon ortağı değiliz. Bizim bakanımız yok. Evet. Bizim bakan yardımcılarımız yok. Biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki EYT bir sorundur. 1999 yılının 8 Eylül'ünde 4447 sayılı çıkartılan yasayla bu memlekette birçok insanın emekliliği 25 yılda hak olarak alması gerekirken yasa geriye yönelik işletilerek bir hak gaspı doğmuştur. Bu hak gaspının giderilmesi gerekir, EYT'linin sorununun çözülmesi gerekir diyoruz. Bizi seçmiş olsalardı bu sorunu çözeceğimizi ifade ettik. Ceza indirimiyle ilgili şunu da söyledik. Türkiye cezaevlerinde 285 bin insan yaşıyor. Cezaevlerinde 4 kişi aynı yatakta yatıyor. Yerde yatıyorlar. Cezaevleri artık yaşanmaz hale geldi. Dolayısıyla devlet ve millet olarak eğer bir birlik ve beraberlik, tekrar bir sosyal barış süreci başlatıp birbirimizle tekrar kaynaşırsak birçok sorunu çözmüş oluruz. Bundan hareketle de dedik. Hapishanedeki insanların büyük bir kısmının kader mahkum olduğunu düşünüyoruz ve bu kader mahkumlarına bir kereye mahsus ceza indiriminin hayırlı olacağını vaat ettik. Bunu seçim beyannamemize yazdık. Seçildikten sonra da bunu kanun teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Genel Başkan Yardımcımız Fethi Yıldız'ın kanun teklifiyle verdik. Liderimiz Devlet Bahçeli bunun arkasında dik durdu ve her seferinde savunduk. Ama efendim siz isteseniz çıkarırsınız. Nasıl çıkaracağız? CHP karşı çıktı. 40-50 milletvekili. İP karşı, 49 milletvekili var. İP karşı çıktı. İlk karşı çıkanlar, biz af teklifini verdiğimizde ilk karşı çıkanlar CHP'liler ve İP'lilerdi. İyi Partililer, yani İP'liler deyip kısaltınca biraz üzülüyorlar. İyi Partililer karşı çıktılar. Vay efendim mafyaya, uyuşturucu baronlarına, uyuşturucu satıcılarına af getiriyorlar. Halbuki bizim af teklifimizde uyuşturucu, kadın tacizi, çocuk tecavüzü gibi, terör gibi suçlar af kapsamının dışında bırakılmıştı. Ceza indiriminin dışında bırakılmıştı. Ama buna rağmen MHP kanun teklifinin arkasında durduğunu ifade etti. Sonra Türkiye'de çok tartışılınca Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli dedi ki bir dakika, bizim kanun teklifimiz üzerinden hiç kimse polemik yaratmasın. İnsanların duygularıyla oynamasın. Biz teklifimizin arkasındayız. Teklifimizi askıya alıyoruz dedi. Teklifimizi iptal ediyoruz demedi. Askıya alıyoruz. Günü ve zamanı geldiğinde, bu millet bize görev verdiğinde biz bu kanun teklifimizi hayata geçireceğiz dedi. Ha, Sayın Cumhurbaşkanımız da, ben inanıyorum ki Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin bu geri çekme, askıya almanın bir üzüntü olduğunun farkında olmuş olsa gerek ki öyle olduğunu düşünüyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta ATO'da yaptığı bir konuşmada dedi ki ceza indirimi bir hafta, iki hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecektir. Dolayısıyla bu sözümüz de yerine gelmiş oldu. Eleştirme, AK Parti ile millet arasında köprü olma. Biz köprüyüz. Sorunları anlatıyoruz. Yani fındık sorununu ben anlattım, derdimizi anlattım ama sorunu çözen kim oldu? Sayın Cumhurbaşkanı oldu, değil mi? Evet. Fındığa 16,5 lira. TMO'yu piyasaya soktu. Allah kendisinden razı olsun. İşte biz bu görevimizi yapmak noktasında hiç geri videsimiz yok. Devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz inşallah. Şimdi yine genel bir soru. Hemen yılbaşı akabinde kamyoncular ayaklanmıştı. Evet. Yine siz devreye girdiniz.
kamyoncularla alakalı da yine devletle hükümet arasında köprü kurdunuz. Aynen. Onların sorunlarını işte süre almış oldunuz. Tabii. 6-7 aylık bir süre zarfı içinde yapsınız diye. Yani illa bu bölgeyle alakalı değil. Sorun neredeyse sorun Cemal Enginyurt orada hemen müdahale Cemal yapıyor. Cemal Enginyurt az önce abi dediniz ya. Bizim gözümüzde Ünyeli'nin ordunun gözünde abi Cemal Enginyurt. Hani belki birçoğu vekilim de demeyecek abi diyecek alırız. Belki öyle diyordur ama bu sadece bizim için değil bütün Türkiye'de herhalde öyle bir izlenim alırız. Var ki var, kamyoncular sizi davet etmişler tabii, böyle bir olay. Kamyoncu arkadaşlarımız dediler ki sayın milletvekilim bizim bir sorunumuz var. Dijital takograf takmamızı zorunlu hale getirmek istiyorlar. 2016 yılından sonra çıkan kamyonlar zaten dijital takograf çıkıyor dediler. Bizim bir takograf takmamız 3500 lira bize ek yük getirecek. Bir de dediler dijital takografla birlikte 4,5 saat gideceğiz, 1 saat mola vereceğiz. Sonra 4,5 saat gideceğiz, 12 saat mola vereceğiz. Biz 9 saatte nereden nereye gidebiliriz ki dediler. Antalya'dan aldığımız bir domatesi Ordu'ya nasıl yetiştirebiliriz? Hopa'dan aldığımız bir hamsiyi Ankara'ya nasıl yetiştirebiliriz? Artı bize mola ver diyorlar ama dediler Türkiye'nin hiçbir yerinde mola verilecek tesis yok. Benzin istasyonlarına giriyoruz. Onlarla da kavga ediyoruz. Onlar bizi istasyonlara almıyorlar. Yolun kenarına çekiyoruz. Akşam eve geliyoruz. Trafik polisi arkamızdan ceza yazmış oluyor. Sen niye kenara park ettin diye. Biz de bu sorunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınmasına katkıda bulunduk. Ulaştırma Bakanlığı'na ulaştırdık. İçişleri Bakanımıza ulaştırdık. 15 tane Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirdik. Ben bizatihi burada kamyoncu arkadaşlarımızda Ordu Şoförler Odası'nda Adem Yavuz'a teşekkür ediyorum. Kamyoncu kooperatif başkanlarına teşekkür ediyorum. 500-600 kamyoncunun katıldığı muhteşem bir toplantıyla konuyu gündeme getirdik. Ve nitekim dijital takograf ertelendi. İnşallah sorunun çözülmesi için taraflarla birlikte hükümetle görüşmelerimiz devam ediyor. Bu meseleyi çözeceğiz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi sorun nerede varsa biz o sorunun çözülmesi için hükümete teklifte bulunuyoruz. Mesela ne yaptık? Ziraat Bankası'na olan çiftçi borçlarının bir yıl ertelenmesini istedik. Berat Bey'le görüştük. Tarım Bakanımızla görüştük. Ben Tarım Bakanı'na da Berat Albayrak Bey'e de teşekkür ediyorum. Bir yıl ertelediler. Birçok konuda afette tarım kredi borçlanmalarında. Şimdi tarım kredi borçlanmalarında faiz yüksek. Onun düşürülmesi için mücadele ediyoruz. En kısa zamanda bunda başarıya ulaşacağız Allah izin verirse. İnşallah. Yine kamyoncu esnafımızın ÖTV'den ÖTV dışında kalması için bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdim. Yani ÖTV alınmasın diye. Nasıl yatlarda ÖTV alınmıyorsa düşünün şimdi adamın yatı var. 2 parası milyon var. Dolarlık yatı var. Parası var adamın. Ama yatlardan ÖTV alınmıyor mazotta. Kamyoncudan ÖTV alınıyor. Kamyoncunun da en büyük maliyet gideri ne? Akaryakıt. Mazot. Öyleyse bunlardan da dedik. ÖTV alınmasın, ÖTV kaldırılsın diye bir kanun teklifini meclise sunduk. Mücadeleyi veriyoruz. Her alanda, her sahada balıkçılarımızın sorunları var. Balıkçılarımızın sorunlarının giderilmesi için gayret gösteriyoruz. Ve su ürünleri yasasını çıkarttık biliyorsunuz 2 ay önce mecliste. Tarım Bakanı'na, Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ kardeşimize teşekkür ediyorum. Güzel bir yasa çıktı. Balığımızın geleceğini kurtardık. Denizlerde balık kalmamıştı. Evet. Ve balık katliamını önleyen bir yasa çıkarttık. Balıkçımızın hakkını hukukunu koruyan bir yasa çıkarttık. Bunun mücadelesini verdik. Bu konuda da AK Parti hükümeti bizim eleştirilerimizi dikkate aldı. Ben bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten MHP Milliyetçi Hareket Partisi'nden, onun genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli'den gelen eleştirileri dikkatle dinliyor. Hükümetin birçok bakanı bu konuda samimi davranış sergiliyor. Ve sorunların çözülmesi için el birliğiyle, iş birliğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mesai yapmamız gerektiğinde sabaha kadar dahi çalışarak bu millet için hayırlı yasaların çıkmasına gayret gösteriyoruz. Ne yoğun güzel. Bir tempo. Evet. Yani süre çok mu oldu? Sohbet gayet güzel gidiyor. Reji de söylüyor süreyi açtık ne yapalım diye. Şimdi gelen sorular arasında Akkuş Niksar Yolu'yla alakalı zaten iyileştirme çalışması yapıldı. Evet. Sayın Vekilim az önce... Ha orada bir de şunu yaptırıyoruz Hamza Bey, Yunus kardeşim. Yeni bir projeyle bu yolun değiştirilmesini gündeme getirmek istiyorlar. Ben Ulaştırma Bakanımıza ve Karayolları Genel Müdürümüze şunu söyledim. Dedim ki böyle bir çalışma İnkur'u, Tekkirazı, Yenikent'i
ve oradaki on binlerce insanın ekmeğiyle, aşıyla oynamak demektir. Göç etmesi demektir. Böyle bir proje hem maliyet açısından yüksek bir projedir, hem de insan maliyetine zarar verecek bir projedir. Bunu yapmayın, yolu genişletin dedik. Sağ olsun onlar da kabul ettiler. İnşallah 2020 içerisinde Akkuş-Ünye yol genişleme çalışması ciddi anlamda gerçekleşecektir. Bu yolun, bu güzergahın yapılmasıyla birlikte İç Anadolu bağlantımız daha kolay bir hale gelecek ve Ünye ekonomik anlamda büyük bir çıkış yakalayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Tokat Ünye'ye inmek istiyor. Yani tabii Sivas mi? Ünye'ye inmek istiyor. En güzel doğal yolda burası, ancak yolumuzun iyi olmadığından dolayı sadece maalesef öyle. Şu değil Hamza kardeşim. Mesela Akkuş Salman Seferli Dağ yolu da yapılmalı. O Samsun'a inen yol biliyorsun. Evet. İkizce Yoğunoluk Akkuş Akpınar Akkuş yolu da yapılmalı. Evet. Kumru Ünye yolu bir an önce yapılmalı. Akkuş Kumru yolu derhal yapılmalı. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştüm. Niye yapılmalı? Bunun siyaseten Cemal Engürt'e bir faydası yok. Ama bunun bu şehre ekonomik büyük bir katkısı olacak. Kumrulu Akkuş'a gidip gelebilecek. Kumrulu Ünye'ye gidip gelebilecek. Akkuşlu Samsun'a gidip gelebilecek. Akkuşlu Ünye'ye gelebilecek. İkizce'li Akkuş'a gidebilecek. Akkuşlu İkizce'ye gidebilecek. Şehirde büyük bir sirkülasyon yaratacağız. Evet. Hareketlilik yaratacağız. Şimdi mesela bir örnek, Çambaşı Yaylası'na her hafta sonu şimdi 30-40 bin insan gidiyor. Evet. 30-40 bin. Düşünsenize yolun bir de güzel olduğunu düşünün. Bu kötüyken gidiyor buna. Tek şeritken gidiyorlar. Yolun bir de duble bir yol olduğunu düşünün. Üç şerit bir yol olduğunu düşünün. Duble biraz hayal belki ama üç şerit bir yol olduğunu düşünün. Üç şeride razıyız. Tabii üç şeride razıyız. Üç şerit bir yol olduğunu düşünün. Demek ki 100 bin kişi gidecek. O zaman şehirdeki canlılığı düşünün. Ekonomik zenginliği düşünün. Kendi iş dinamizmimizi harekete geçirmek. Onun için Büyükşehir Belediye Başkanımıza da büyük görevler düşüyor. 2020 yılının Nisan ayında orduyu uçuracak projeleri olduğunu söylüyor. Çalışmaları olduğunu söylüyor. İnşallah bu çalışmalarını biz de heyecanla bekliyoruz. Ordu hak ediyor. Ordu hakikaten ayağa kalkmayı, ordu göçü artık son vermeyi, ordu insanın yüzü gülmeyi hak ediyor. İnşallah başarırız. Evet. Şimdi süremizi de açıyoruz ama iki tane sorum kaldı. Birisi geçtiğimiz haftalarda Fatsa Borsa Başkanı'nın FETÖ davasıyla içeri alıp daha sonra yanlış yaptık deyip bırakılması. Yine bir son olarak da Almanya'da bir mikrofon kavgası. Kavgası demeyelim de birisi kendini gündeme getirmek için sizin üzerinizde prim yapmaya çalıştı aslında orada. Başka türlü zaten gündeme gelinmeyeceği için, ancak Cemal Engürt yanında gündeme gelinceği için böyle bir operasyon oldu. Fatsa Ticaret Borsası Başkanı Ali Feyzi kardeşimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultay delegesi olan bir dönem, Milliyetçi Hareket Partisi'nin uzun yıllar ilçe yönetiminde çalışan bir arkadaşımız. Diğer Hulusi Yere Basmaz kardeşimiz de Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş, Türk Milliyetçiliği davasına hizmet etmiş, Ülkücü Hareket'in içerisinde lise yıllarından beri dergi dağıtarak bu hareketin içerisinde yer almış iki Türk Milliyetçisi arkadaşımız. Fatsa'da 2017 yılında açılan bir soruşturma nedeniyle bu arkadaşlarımızın zaten ifadesi alınmış ve bu arkadaşlarımız normal banka işlemleri, banka hesaplarının dönüşümünde evet, banka sayıda kullanmışlar o dönemde. Bundan doğal bir şey var mı? Yok. Yani Bankasya o gün kapısında vatan hainlerinin bankası diye yazılmıyordu. Bankasya'ya girmek yasak, Bankasya'ya para yatıranı tutuklarız denilmiyordu. Nitekim bu arkadaşlarımız çok ilginçtir. 2013 yılında ilk paralarını yatırmışlar buraya. Yani 17-25 diye ifade edilen tarihten önce. Sonra Fethullah Gülen denen şerefsiz terör örgütünün liderinin çağrısından önce ikinci parayı yatırmışlar. Bu para yatırma ne demek? Siz de Sivil Ticaret Borsası'nda odalarda görev aldınız. Odanın parası oluyor. Parayı valörde kullanmak için kim yüksek faiz veriyorsa aylık veya 3 aylık valörlerle paraları oralara yatırıyorlar. Bu bazen isim vermeyelim ama A bankası oluyor. Bazen B bankası oluyor. Bazen C bankası oluyor. O gün de Bankasya olmuş. Dolayısıyla Sayın Fatsa Cumhuriyet Başsavcımız da bu 2017 yılındaki soruşturmayı tekrar açmış ve ne maksattadır bilemeyiz ama terör örgütüne yardım ettiler diye böyle bir tutuklama gerçekleşmiş.
Daha sonra incelenmiş, üst mahkemeye itiraz edilmiş ve üst mahkemede tahliyelerine karar vermiş. Bence doğru yapmış. Ben hep şunu söylerim. Önceki gün bir ulusal kanalda da çıktı konuşmam. Ülkücüden FETÖ'cü olmaz. Ülkücüde FETÖ'cü arayan anasına baksın. Milliyetçi Hareket Partili'den FETÖ'cü olmaz. FETÖ'cü ise Milliyetçi Hareket Partisi'ne sızmış bir şerefsizdir. Ülkücü hareketin içerisinde yetişmiş hiç kimse, hiçbir Türk milliyetçisi bu devlete, bu bayrağa ihanet etmez, edemez. Daha 12 Eylül 1980 yılı öncesinde bıyıkları tellememiş gençlerken, 18 yaşında idam sehpasına giderken yaşasın Türk milleti, yaşasın Türk milliyetçileri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek kendi sandalyesine tekme vurarak idam sehpasına giden insanlardan FETÖ'cü çıkmaz. Devlet düşmanı çıkmaz. 251 tane vatan evladını uykudayken şehit eden şerefsizlerle ülkücüler yan yana olmaz. Onların düşmanı olur, onların ganemcileri olur ülkücülerden. Dolayısıyla böyle bir yanlışlık yapılmıştır. Adalet tecelli etmiştir. Mahkeme süreci devam ediyor. Adaletin ben yerini bulacağına inanıyorum. Ama tekrar söylüyorum. Bu iki arkadaşımız ülkücü ve Türk milliyetçisidir. FETÖ düşmanıdır. FETÖ'cü düşmanıdır. Almanya'daki olaya gelince Korganlıların hamsi şenliği var deyip davet ettiler. Almanya'ya gittiğim ilk gündü. Ben de biraz önce Yunus kardeşimin de söylediği gibi ordular nereye davet ederse koşarak gidiyorum. Hamsi şenliğine gittik. Hamsi şenliğinde konuşma yaparken Cumhur İttifakı'nı anlatıyoruz. Konuşurken konuşmanın sonuna doğru bir arkamda bir karaltı oldu. Siyaset yapma diye bağırdığını duydum. Burada siyaset yapamazsın dedi. Döndüm bir vatandaş. Hayırdır dedim. Mikrofona sarılmak istiyor. Mikrofonu çektim. Dedim ki ya sen ne yapıyorsun? Ben imam değilim ki Kur'an okuyayım. Ben türkücü değilim ki şarkı söyleyeyim. Ben milletvekiliyim. Siyaset yapacağım. Haddini bil dedim. Ve döndüm. Baktım salonda da o ara gerginlik oldu. İnsanlar bu arkadaşa hakaret etmeye başladılar. Üzerine yürümeye başladılar falan. Dedim ki ya kendime de sakin ol Cemal Engürt dedim. 20 yıl önce haklı oldum bir davada. 20 yıl boyunca hesap verdin. Şimdi buna da bir şey yaparsan bir 20 yılda bunun hesabını verirsin dedim. Ve lahavle çekip sabır içerisinde, sukut içerisinde takdiri oradaki izleyicilerimiz toplantıda olan insanlara bıraktık. Teşekkür ettik. Ve nitekim sonrasında baktım ki eniştesi FETÖ'cü olan, bacanağı da PKK'lı olan, planlı ve programlı bir şekilde 4-5 kişi orada bizi bir tezgaha düşürmek üzere gelmişler. Allah bize sabır verdi. O oyuna gelmedik. Ne güzel. Evet sevgili izleyiciler. Bu arada biz... Ümit'e de selam söyleyin. Arada yanlışlık yapıyor ama yani. Ümit'e bu arada selamımızı söyleyelim. Selam yani. Tamam Ümit'e de selamlarımızı iletelim. Sevgili izleyiciler Cemal Bey'le bir sabaha kadar konuşsak sohbet devam eder. Ancak hem süremiz hem de Cemal Bey'in de sayın vekilimizin de gideceği yerler var. Süremizi de fazla aşmak da istemiyoruz. Sayın vekilime çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bir başka programda inşallah sohbet kaldığımız yerde sık sık yapalım. Devam edelim istiyorum. Sık sık yapalım inşallah. Biz sizi her orduya üye geldiğinizde bekliyoruz. Çünkü az önce dediniz herkes sizi göremeyebiliyor. Ama en azından buradan bir hasbihalle şu an yorumların çoğunu okuyamıyoruz. Hele de ilk öz halkı yoğun bir yorum yapmış durumda. En azından hepsini buradaki hasbihalle aynı evde oturuyormuş gibi bir ortam oluştu tabii. Burada. En azından güzel bir ortam oluştu. Ben ilk üvese Yunus kardeş şunu söyleyeyim. Ordu'da en fazla gittiğim beldelerin başında Salman ve ilk üvez geliyor. Zaten genelde konuşmalarımı yaparken böyle hep Salman, ilk üvez falan derken genel itibariyle beni Akkuşlu, Ünyeli, Çaybaşılı o taraftan zannediyorlar. Çünkü hakikaten buradaki insanları takdir ediyorum. Ben eminim ki siz de takdir ediyorsunuz. Beldeler kapanmış olmasına rağmen ilk üvez hala nüfus yoğunluğu ticaretiyle Ordu'da emsal gösterilecek bir belde. O halk oradaysa ve orada yaşıyorsa baş tacı edilmesi lazım. Dolayısıyla ilk üvez baş tacımızdır. Salman baş tacımızdır. Bu yöre insanına sahip çıkmak
her şeyden daha fazla önemlidir. Görevimizdir. İlk üvezli rahat olsun. Mücadeleleri mücadelemizdir. Sonuna kadar mücadelelerini vereceğim. Ve tekrar baştan söyledim, bir kere daha söylüyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza da seslenmiş olalım. Bu sorunun giderilmesi için bu toplantı olarak ifade ettiğim Çaybaşı Belediye Başkanımız ve muhtarlarımızla olan toplantıyı en kısa zamanda gerçekleştirelim. Eğer gerçekleştirmezsek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem basın toplantısıyla hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda sorunu Türkiye'nin gündemine taşıyacağım. Ve sorunun Cumhurbaşkanımıza iletilmesi için ilk özdeye söz verdik. Sorunlarının takipçisi olacağız. Ben de size çok teşekkür ederim. Biz onlar adına teşekkür ederim o zaman. Evet, tekrardan bir dahaki hafta başka bir gündem programında buluşmak dileğiyle şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.